Magazin Karnavalı'ndan herkese merhaba. Bu hafta da gündemin nabzını tuttuk. Sizler için hem eğlenceli hem de bir o kadar çarpıcı röportajlarla bomba gibi bir program hazırladık. Bakalım bu hafta Magazin Karnavalı'nda neler var? İsimler bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu Sarp Apak'ı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen özel bir davetle yakaladık. Keyifli röportajımızı hep birlikte izliyoruz. Evet, merhabalar diyelim abi. Selamlar, merhabalar. İyiyim, iyiyim şükür. Murat'ı çok özlemiştim. Onu görmek için geldim. Girişimciliği için kendisini kutluyorum. Sektörümüz dışında da işler yapılması gerektiğini hep konuşurduk. Murat başladı. Hayırlı olsun. O küçük bir Arap prensi. O dünyanın da yıldızı. O yüzden her şeyin gönlünce böyle ne istiyorsa başardığı bir hayat diliyorum ona. Ya şu lafı abi bir hemen kesip alıyorum. Oyunculuğun dışında başka bir işle yapılması Tabii. gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi... çok konuşuyoruz biz sektörümüzdeki arkadaşlarımızla. Çünkü şöyle söyleyeyim. Biz hani... kendi emekleriyle bir yerlere gelen, gelmeye çalışan binlerce arkadaşımız gibi bu şehirde tutunmaya çalışıyoruz, iş yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar böyle inanılmaz rakamlar kazanıldığı telaffuz edilse de harcamalarınız da o boyutta oluyor. Ekonomik olarak belli bir standarta alışıyorsunuz ve geleceğinizde de bunu sürdürmeniz gerekiyor. O yüzden mesela bizimki gibi güncel olaylardan etkilenen reyting kriteri pek belli olmayan mesela inanılmaz bir kadro kurarsınız, izlenmeyebilir. Böyle bir dönemde bir garanti, bir kazanç. Yani bizim sektörümüz dışında bir kazanç yaratma konusunda hep konuşuruz. Murat böyle bir adım atmış. Ben kendi açıma bana uzak bir şey bu. Havyar falan bildiğim bir konu değil. Murat'ın vardır bildiği. Aynen midye. Dolma benim işim biliyor. Ben belki daha bildiğim bir yerden yürümek istiyorum. İleride eğer şartlar uygun olursa küçük bir tiyatro açmak kendime. Kendi salonumuz olsun. Bu sektörde mesela. Ben evet bu sektörde yürümek istiyorum ama dediğim gibi hani Murat'ın ekstra bir durumu var. Hakikaten yurt dışına açıldı. Artık inanılmaz bir profili var. O yüzden belki o işini biliyordur. Böyle bir şey giriyorsa bir bildiği vardır yani diye düşünüyorum. Ben de yapayım gibi bir düşüncem yok mu? Ticaret yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Herkesin bir bildiği konu vardır. Beni yolarlar yani. Ben yapamam öyle bir şey. Bildiğim işi yaparım diye düşünüyorum. Belki işte eşime güvenebilirim o konuda. Onu başına koyarım. Onu muhtemelen o benden daha şey bir tip, net bir insan. Beni kandırırlar hemen yani. O yüzden ticaretten uzak dururum. Belki dediğim gibi bir tiyatro kurarsak, içinde küçücük bir kafesi olur. Ya bizim derdimiz aslında sağlıklı ve mutlu bir gelecek kurabilmek. Yoksa helikopter ya da tekne istemiyorum açıkçası. Sadece sağlık ve huzur istiyorum yani. Yani tabii kendiliğinden gelirse hayır demeyiz ama bizim sektörümüz öyle. Bir günde inanılmaz paralar kazanıp bir günde yok olabilirsiniz. Yani getirileri kadar zorlukların da insanların anlaması gerekiyor. Ben çok arkadaşlarıma da söylüyorum bu işlere girmek isteyenlere. Ciddi bir çelik gibi sinirler istiyor. Sağlam bir beden istiyor. O yüzden dediğim gibi birçok arkadaşımız böyle dışarıda işler yapmaya yöneliyor artık yavaş yavaş. Ya sen ne yapıyorsun? Şu an nasıl gidiyor? Hani bir yaz sezonu artık yavaş yavaş açıyor. Aynen bitti. İşte çok şükür teklifler alıyorum. Yani tercih edilmeye devam etmek çok güzel bir şey. Bir sinema filmi var. Bu sinema filmini işte şu anda en ciddi gözükeni onu yapmayı düşünüyorum. Onun dışında dizi teklifleri de aldım ama bu sezonu boş geçme ihtimalim var. Tiyatro, reklam ve sinema filmiyle bu seneyi geçireceğim gibi ama artık yavaş yavaş ben de televizyonu özlemeye başladım muhtemelen önümüzdeki sezona. Eğer hala beni istiyor olurlarsa yapmayı düşünüyorum. Sinema hani böyle siz tercih edecek olsanız sinema sektörünü mü daha çok tercih edersiniz yoksa dizi sektörünü mü? Çünkü dizilerde ben çok açıkçası... şikayet oluyor biliyorsunuz hani böyle saatlerin uzun olması gibi. Eğer yani şu anda etrafımdaki
arkadaşlarıma bakacak olursanız normalde herkes sinema filmi yapmak istiyor ama televizyona da bir yerde sonuna kadar da ihtiyacımız var. Orası bizim vitrinimiz, insanlar bizi orada görüyor, orada seviyor, orada tanıyor. Orada tanıdığı, sevdiği adamın sinema filmini izliyor. O yüzden bu kaçınılmaz yani aslında televizyonunu küçük görmek ya da kötülemek çok yanlış bir şey. Yani bunu duyuyorum bazı yerlerden ama öyle değil ama bana sorarsanız ben sinema filmi ve tiyatro ile hayatımı idame ettirmek ve daha böyle kalıcı işler bırakmak isterim. Diziler unutuluyor. Biraz öyle bir durumu var. Peki sizin kendi hikayeniz var mı? Böyle ilerleyen zamanlarda bu hikaye benim hani hayata geçirebileceğimiz. Bir iki tane şey çalışıyoruz Bengi ile. Eğer onu başarabilirsek zaten bizim istediğimiz o. Böyle kendi yani ailemizle, kendi içerimizde halledip, arkadaşlarımızdan yetenekli oyunculardan bir kadro kurup sinema filmi yapmak, tiyatro yapmak hayallerimizin en başında geliyor. Var bir iki fikrimiz ama işte biraz tabii bu işler aceleye getirilmiyor. Dedim ya krediniz var bir sürü. O krediyi böyle yanlış bir şeyde kullanmak istemiyorsunuz. Çok emin olduğumda böyle bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. İnşallah olur tabii. İnşallah. Peki hani özel hayattan biraz bahsedelim. Nasıl gidiyor? Hani... Özel hayat valla şu an kesinlikle çok daha huzurlu ve güzel bir hayatım var artık. Onu söyleyebilirim. Net olmak çok güzel bir şey. Kimle birlikte olduğunu bilmek, o insanı sevmek, o aradaki sorunların hallolması, hani işte birçok insan için sorun olabilir ya evlenmek, nişanlanmak, ailelerin anlaşması. Çok şükür oralarda sorunumuz olmadığı için. Yani dediğim gibi artık böyle önümüze bakıyoruz. Güzel bir yuva kurmak istiyoruz. Yavaş yavaş evliliğe doğru gidiyor. Tabii evleneceğiz tabii ki. Tabii ki. Bir tarih falan belli oldu mu? Bu sene içerisinde düğünümüzü yapacağız inşallah. Kış mı yoksa hani böyle artık... Biz normalde yaz düşünüyorduk ama beklemenin alemi yok diye de bir taraftan düşünüyoruz. Öyle mi? Evet. Peki hemen böyle baba olmak istiyor musunuz? Öyle bir istek var mı? İstiyorum. Hemen istiyorum valla. Şimdi dolu 35 yaşındayım. Ben çocuğumla beraber spor yapabilmek istiyorum. Oldum valla o kadar. 24 yaşındaydım Avrupa Yakası'na girdiğimde. 11 sene oldu. Su gibi akta geçti anlamadık. Yani aslında ilk işimiz hemen çocuğumuzu yapmak olur herhalde. İnşallah. Kız çocuğunuzun için erkek. Hiç fark etmez. Bir kız bir oğlan hayalini kurarım ama. Bir kız bir oğlan isterim yani. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Nilkara İbrahimgil sonbaharı kız ordusuyla selamladı. Nilkara İbrahimgil'in kadın gücü, Nil gücü dediği Harbiye Açık Hava konserine götürüyoruz sizi. Nilkara İbrahimgil'in konserindeyiz. Neler hissediyorsun? Oldukça heyecanlıyım. Bir kere çok coşku dolu ve çok enerjik olacağına eminim. Nil bugün bir sürü kızı sahneye çıkartıp kadınların sesi olacak bu akşam. Özellikle son zamanlarda kadına şiddet olaylarının bu kadar gündeme geldiği bir dönemde Nilkara İbrahimgil'in böyle aslında çok ince bir mesajı olan bir konseri organize ediyor oluşu ve böyle yağmurlu bir havanın riskini alması bence çok güzel. Bu heyecanı hep beraber bütün seyirciler paylaşacağız diye düşünüyorum. Çok duyarlı bir insan, aynı zamanda da büyük bir sorumluluğun altına girmiş. 60 tane genç kız sahnede olacakmış bu akşam. Sahne şovunu çok merak ediyorum her şeyden önce. Nil her zaman dolu dolu konser veren bir sanatçı. Gerek şarkıları, gerekse hikayeleri biliyorsun ya, bir sürü şey yapıyor Nilkara İbrahimgil. Reklam jingle'ları, hikaye yazıyor ve kitap yazıyor. Dolayısıyla hepsinden bir şeyler paylaşıyor konseri boyunca. Onun konseri sadece müzik dinlemek değil, onu dinlemek aslında. Dolu dolu geçen çok güzel bir konser olacağını düşünüyorum ben de. Gelen kitlelerde hepsi kızdan oluşuyor. Bugün ben de yorum yaptım. Dedim ya sürekli genç kızları çağırıyorsun ama biz de aslanlar gibi oradayız yani erkekler olarak. Biz de beyler geldik, eşlik edeceğiz. Kadınların ve o genç kızların biz de yanındayız. Kulise gittiniz mi? Onu da hemen... Henüz gitmedim, çıkışta gideceğim inşallah. Heyecanlıdır mutlaka. Mutlaka heyecanlıdır. Ya o kulisten sonra da çok heyecanlı oluyor. Zorlu konserinden sonra kulisine uğramıştım. Gerçi hala elleri titriyor, nasıldı, güzel miydi diye. Tabii ki böyle bir sanatçının bu heyecanını paylaşmak çok büyük bir keyif bizim için de. Merhaba. Evet. Ben ilk defa canlı seyretme fırsatını bulabiliyorum. Çok uzun süredir istiyordum. Bugün kısmet oldu. Çok eğleneceğinden eminim. Kadının gücünü göreceğiz işte bugün. Evet, çok merak ediyorum. Zaten çok istememin sebeplerinden biri de Nil'in canlı performansının çok iyi olduğunu hep duymuş olmak. Sahne performansının ve çalışma şeklinin. O yüzden bugün görmek, fırsatını yakalamış olmak güzel. Nil'in gücü, kadın gücü konsepti bir konser bu. Evet. Çok da güzel şarkıları var elbette. Nilkara İbrahim'in özellikle kadınları anlatan çok güzel şarkıları evet. Var. Sizin favori şarkınız? Ben bütün şarkılarını çok beğeniyorum. Bir de zaten her zaman böyle hep pozitif enerjisi, her zaman insana
güç veren bir enerjisi ve söylemleri vardır her zaman. O yüzden ayrıca takdir ediyorum ve başarılı buluyorum zaten. Bir şarkıları zaten hep çok eğlenceli ilk günden bugüne. O yüzden ayırt etmiyorum hiçbirini. Şu anda yok. Bu sene daha henüz bir şey yapmadım. Güldür ekibinden ayrıldım. Yani ayrıldık yolları. Onun dışında şu anda bir şey yok. Biraz tatil modundan çıkmıyorum daha. İyi geldi o birazcık. Oraya girersek buradan yarım saat ayrılamazsınız. Çok güzel gezdim çok şükür. Herkese böyle tatil diliyorum gerçekten. Bayağı bir gezdik yani. Yurt içi, yurt dışı. Çok güzel gezdik. Devam etsin birazcık şöyle gezmeler. Hoşuma gitti açıkçası. Daha ne olsun diyorsunuz değil mi? Gördünüz herhalde fotoğrafları. Evet. Vallahi bütün ekstrem aktivitelerin hepsine açığım gerçekten. Belinden bağla köprüden salla. O kadar seviyorum aktiviteyi. Yo paylaştık çoğunu. Su altı görüntüleri falan da var. Bayağı güzel dalışlar da yaptık. İşte kışın kış aktiviteleri kayak gibi, yazın dalış gibi yaz aktiviteleri. Her dakika bir aktivite yapıyoruz. Ben seviyorum. Başlıyor hadi. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Alkışlar başladı. Evet, konsere geldik. Ben ilk defa geliyorum. Dansçılar çıktı, ayıp olmasın. Evet ya, aynen, konsepti şahane yine. Evet, kız gücü. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Sevenlere ihtiyacım olacak. Kendini onunla bununla karşılaştırma. Başkalarının kriterlerine göre seçim yapma. O zaman başkalarının gideceği yerlere gidersin. Oralarda ne işin var? Senin yolun başka, yokuşların başka. Bir spora kafayı tak, dansa kafayı tak, satranca kafayı tak, kafayı taktıkların ileride yalnız olup üzerine yağacak. Kızlar, güzel güzel bir kadın olduğunuzda kendi atınız olsun. Kendi paranızı kendiniz kazanın, onu şakır şakır harcayın. Böylece ayrılıklarla, boşanmalarla attan inip eşeğe binmezsiniz. Atınızı kimse altınızdan alamaz. Dört nala başka yere gidebilirsiniz. Thank you.
Şimdi de sizi İstanbul'un yeni eğlence ve sanat merkezi olacağına inandığımız Cemal Toktaş'ın ve Nergis Öztürk'ün kuruculuğunu yaptığı Taşra Kabare mekanına götürüyoruz. Hayırlı olsun. Öncelikle yeni mekanınız diyeyim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyelim biz de. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok güzel bir mekanda ağırladınız bizi. Taşra Kabare. Hemen hikayesini öğrenmek istiyoruz biz. Taşra Kabare 2014 yılında kuruldu aslında. Bir yapım merkezi. İlk ürünü de temizlik işleri. Biz geçen sene oyunu çeşitli yerlerde oynadık ama yeterince sahne bulamadık kendimize ve aslında bu mekan birkaç sene sonranın hayaliydi. Ama bunu biraz erkene çektik ve direkt burayı açtık. Neden mekan bulamadınız? Neden bulamadınız? Yani şöyle, yani özel tiyatro yapmanın güçlüklerinden bir tanesi de bu. Mekanlar var ama her mekanın kendi oyunları var çok fazla ve dışarıya tabii ki çok daha az verilebiliyor. Ve gezen bir tiyatro olduğunuz zaman sürekli farklı mekanlara gitmek zorundasınız ve böyle yani stabil olarak bir yerde oynamanız zor oluyor. Birazcık da aslında yaşantıyı da etkiliyor. Bir de sizin evli olduğunuzu biliyoruz. Bundan dolayı da aile yaşantısını etkiliyor sanırım. Etkiliyor. Yani bizim mesleğimizin etkilemek demeyelim ona da hani bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Yani hani tiyatro sahnesine çıkıyorsanız zaten oyunlarınız 8.30'da başlıyor. Dizi ya da sinemada çalışıyorsanız onların çalışma saatleri zaten çok uzun oluyor. Yani biz bünye olarak buna alışkınız. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani hani yerleşik olmanın sebebi bu değil aslında. Yerleşik olmanın sebebi çok fazla hayal ettiğimiz şey var. Çok fazla şey yapmak istiyoruz. Ve bunları kendi mekanımızda yapmak bizim için bir özgürlük. Peki Taşra Kabare'de biz neler izleyeceğiz? Akustik konserler izleyeceksiniz. Çok güzel. Çok sevdiğimiz ve bildiğimiz insanların başka projelerini göreceksiniz bu sahnede. Butik sergilerimiz olacak. Özel sinema gösterimleri olacak. İki katı var Taşra Kabare'nin. Restoran katında güzel yemek yiyip, bir şeyler içip oyun izleyebileceksiniz. Kabare yapacağız bu katta. Alt katta da çok güzel oyunlarımız olacak. Cumartesi günü açılıyor. Onu da duyuralım. Evet, 1 Ekim Cumartesi günü Kel Şarkıcı adlı oyunumuzun galasını yapacağız burada. Ve Taşra Kabare'nin resmi açılışını yapacağız. Oyunumuzu Serpil Göral yönetti. Temizlik işlerindeki kemik kadromuzla devam ediyoruz oyunumuza. Temizlik işleri oyununda sizin yazdığınızı biliyoruz Cemal Bey. Üretkenliğinizden dolayı mı aslında yerleşik tiyatroya geçmek daha iyi oldu sizin? Evet, Nergis Hanım'ın da dediği gibi o kadar çok hayalimiz var ki bunları özgürce sahneleyebileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Birazcık da bu yüzden tabii ki. Taşra Kabare ismi nereden esinlenildi? Zaten kabare geleneksel tiyatroyla çağdaş tiyatroyu bir araya getiren bir tür. Bu yüzden bizim için çok doğru bir tür. Bizim anlayışımıza, tiyatro anlayışımıza göre çok doğru bir tür. O yüzden kabare bir kere. Taşra'da toplumumuzun son günlerde aldığı hal, birbirinden uzaklaşma ve kopma tehlikesine karşı biz bu taşra kavramının altını başka kavramlarla doldurmaya çalışıyoruz. Taşra bizim için sokak demek, özgürlük demek, adalet demek, samimiyet demek, misafirperverlik demek. Bu yüzden taşra. Burada da kabare salonumuzu insanların kendilerini evlerinin salonunda hissedeceği şekilde tasarlamaya çalıştık. Bize misafirliğe geliyorlar, biz de onları ağırlıyoruz. Masa ve oturma düzenimiz birbirine çok yakın ve tabiri caizse sıkışık. Bunun sebebi de bazı unuttuğumuz değerleri hep birlikte hatırlamak. Aynı şeyleri yediğimizi, aynı şeylere güldüğümüzü, aynı şeylere ağladığımızı, aslında yani bir olduğumuzu tekrar hatırlamak için taşra. Oyunların içeriğinden de biraz bilgi alalım. Gülecek miyiz, ağlayacak mıyız? Taşra Kabare'ye arabesk, pop, caz, alaturka bir yapılanmadır dedik. Bunu hem kabare sahnemizdeki konserlerde göreceksiniz, hem de oyunlarda da göreceksiniz. Cumartesi günü galasını yapacağımız oyun daha
Alaturka bir oyun. Kasım ayında iki tane yeni premierimiz olacak. Mehmet Ada Öztekin'le bir oyun çalışıyoruz. Bu da bir ilk olacak burada. Bir sinema yönetmeni ilk defa bir oyun uyarladı ve sahneye koyuyor. Nergis Hanım'la ikimiz oynayacağız. O biraz caz hali olacak. Ve kısmetse yılbaşı gecesine bir kabare yazıyoruz birlikte. O da arabesk olacak. Yani hani oyunların içeriğinde de bu türleri göreceksiniz. Gel Şarkıcı oyunu hani kabarenin tam da içinde dans, müzik olan bir tür. Ve bunların hepsini görebilecekleri bir oyun olacak Gel Şarkıcı. Aslında açılış oyunu olmasının şöyle bir güzel tarafı var. Yani buraya gelecek insanlar bundan sonra bu mekanda neler izleyebileceğine dair örnekleri görecekler. Öyle bir oyun oldu. Aslında klasik bir eseri. Evet, UNESCO'nun Kel Şarkıcı adlı oyunu bu. Hı-hı. Absürt bir metin. Ama biz onu bu ortama taşıdık yani. Kabare versiyonunu yapabiliyoruz. Aynı. Yapıyoruz diyebiliriz. Peki biraz da özel hayata girelim istiyoruz biz. Evlilik nasıl gidiyor diyelim. Güzel. Mükemmel. Nasıl gitsin? Harika. Güzel gidiyor. Tanışma hikayenizi merak ediyorum. Romantik hikaye mi istiyorsun? 30 yıllık evlilik hayatımız diye. Set tabii ki. Yani nerede tanışabiliriz? İkimiz de oyuncuyuz. Evet. Yani işte. Böyle Bitmesin'in setinde tanıştık biz. Sanatsal ideolojilerimizin çok aynı olduğunu fark ettik ve birbirimize aşık olduk. Bizi Avrupa'da ve Türkiye'de de izleyen izleyicilerimiz var. Onlar için neler söylemek istersiniz? Biz buradayız. Gelip izlesinler, görsünler. Burada birlikte bir şeyler yaşayabilelim. Söyleyebileceğimiz evet. Tek şey o. Kadıköy'deyiz, İstanbul'dayız. Bekliyoruz. Kadıköy, Neşet Ömer Sokak'ta numara 7'deyiz. Taşra Kabare'ye bekleriz efendim. Çok merkezi bir yer zaten yeriniz. Evet, tüm toplu taşıma araçlarına yakın Rıhtım'da mesafede. Yani. Evet, Rıhtım'dayız. Kadıköy Rıhtım diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz o zaman. Öncelikle açılışa galiba. Evet, açılış gecemizi bekliyoruz. İlk oyunumuzu bekliyoruz. Bizi taşrakabare.com'dan takip edebilirler. Tüm güncel bilgilerimiz orada. Aynı zamanda sosyal medyada da Taşra Kabare olarak takip edebilirler. O etkinlik biletlerimizi de taşrakabare.com'dan direkt satın alabilirler. Evet, seyircilerimize şunu garanti edebiliriz. Buraya geldiklerinde şık işlerle karşılaşacaklar. Evet, güzel ağırlanacaklar. Ve başlarına her an sanatsal bir kaza gelebilir. öyle bir mekan burası. Sanki Kadıköy'ün içinde o kalabalıktan çıkmışız da çok sakin, çok nezih, çok güzel bir yere gelmişiz hissi verdi bize. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok keyifli geçti bizim için. Bizim için de öyle. Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğinde Hindistan'da Bollywood imkanlarıyla çekilen ilk Türk filmi Bir Baba Hindu, Türk usulü mizahla sezonun en pahalı ve en büyük prodüksiyonuyla ve filmdeki dans sahneleriyle büyük ilgi topladı. Şimdi sizi Bir Baba Hindu filminin kahkaha dolu galasına götürüyoruz. İyi, sağlıksınız. Biz bir Bollywood filmi diyorlar ama. Evet. Meraklı evet. Bekliyoruz. Aynen valla biz de çok meraklıyız. Ben de çok severim Bollywood filmlerini. Zaten Sermiyan Bey'in bütün işlerini çok merakla, güzel bir şekilde takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Bu da eminim ki çok güzel olacak. Valla çok eğlenceli. Gerçekten çok merakla bekliyoruz. Çok keyifli görünüyor. Belli ki zaten çok eğlenilmiş. En önemlisi de sanıyorum o. İnşallah sonucu da öyle güzel olacak. Çok neşeli bir film gibi görünüyor yani. Tanıtımları güzel. Danslar çok güzeldi. Aynen. Hoş bir şey. Rengiyle, hikayesiyle. Güzel bir şey yakalamış herhalde. Heyecanla bekliyorum. Diziyi bırakıp geldim. İşte bak diziyi seyretmiyorum bugün. Ben böyle konuk tadında katıldım, dahil oldum filme. Ama o kadar kısa sürmesine rağmen benim bu filmdeki serüvenim yine de çok keyifli anlar geçirdim. Filmin çok güzel olduğuna da eminim. Değişik bir film oldu bence. Dublajda da hatta beraber gittiğimizde evet, ben biraz çok, baktık sahnelere, çok eğlenmiştim ama ya. Süperdi. Çok güzel ya, bir film oldu. Diksiyonlu bir işti bir de bence çok. Evet.
Çok emek harcandı. Güz zevki de çok üst düzey olacak. Onun için herhalde çok güzel bir film bekliyor yine. Fragmanını izledim. Çok eğlenceli duruyor. Çok merak ediyorum. Bir kere Bollywood filmi ve bizim Türklerin yaptığı ve orada çekilmiş olması çok merak uyandırıcı. İnşallah çok keyifli bir film izleriz. Yani ben izlediğim kadarıyla teaserlarından onu algıladım. İnşallah çok güzel bir film bizi bekliyor. Heyecanla bekliyorum. Çok büyük bir prodüksiyon olduğunu biliyorum. Hem emek hem çok büyük bütçe harcandığını biliyorum. Yüzlerce kişinin ülke dışına gittiğini biliyorum. Ve böylelikle çok harika bir film ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Türk sinemasının gelişimine bir örnek daha. Böyle bir sürü yapım oluyor. Biz de BKM'yi ve sevgili Selmi'nin yanında çok sevdiğimiz için gelip burada hem filmi izlemek hem de destek olmaya geldik. İnanılmaz eğlenceli. İkisi de çok güzel. Evet, gerçekten iyi komedyenler. Şafak Bey'le çalışmadık fakat Sermiyan'la iki film birden yaptık. Müthiş. Hem kalemine hem oyunculuğuna güvendiğim bir arkadaşım. Bu filmin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Epey de bir zaman aldı filmin vizyona girmesi. Hani yaza denk gelmesin, tam sezon başında olsun diye bekledik de birazcık. Bekledik diyorum çünkü ben hep hem BKM ile hem Sermiyan'la sürekli bağlantı halinde olduğum için filmin her aşamasından haberdarım. Ama merak ediyorum filmin tamamını, kabasını, hiçbir şeyini seyretmedim. Ben de galada seyredeceğim. Bayağı renkli bir film bizi bekliyor afişten de anladığımız üzere. Fragmanlar da öyle galiba, bayağı sevmiş seyirci. Bakalım ne yapmışlar, göreceğiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Hemen duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şu an filmden çıktık. Güzel bir çalışma olmuş. Kamera arkası, kamera önü, bütün ekip çalışanların, herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Ülke olarak hep gülmemizi istiyoruz. Gişesi bol olsun. Bir kez daha Sermiyan'a, BKM'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmada beni düşündükleri için. Herkese kolay gelsin diyorum. Canlanmış olduğunuz karakterden biraz bahsedin. Ben Fadıl'ın babasıyım. Mafya biraz karanlık tarafları. Katı ama sonunda aşk ve sevgi karşısında yumuşayan, anlayış gösteren bir karakter. Güzel olan bu filmin Hindistan'da da çekilmesi. Oradaki ekip olağanüstü bir ekip. Her şeyle çok güzel. Hindistan güzel. Tabii biz oraya biraz yabancıyız ama yine de güzel anlar yaşadık. Teşekkür ediyorum herkese. Sermiyan Bey ile çalışmak nasıl bir şey? Şöyle keyifli. Tamamen her şeyi oyuncuya bırakıyor. Çok rahat. Oyuncu kendini kasmıyor. O konuda alışveriş olarak Sermiyan'la çok iyi bir uyum içindeydik. Ekip uyum içindeydi. Dediğim gibi her şey ekiple bitiyor. Buradan izleyicilerimize film hakkında son olarak ne söylemek istersiniz? Gelin filmi izleyin. Gülün. Düşünün. Düşünürken de bunun arkasında büyük bir ekibin olduğunu ve onların her şeyiyle gönülden çalıştığını düşünün ve onlara bir destek verin derim. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ferman Toprak kaç çocuk istiyor? Ferman Toprak'tan Magazin Karnavalı'na özel açıklamalar. Hayat Devam Ediyor dizisinin yetenekli oyuncusu Meltem Miraloğlu dünya evine girdi. Meltem Miraloğlu'nun mutlu gününden en özel kareler. Ünlü isimler bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Şimdiki anonsumuzu klasik bir girişle fantezi müziğinin sevilen ismi demek yerine hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum deyip ortalığı kasıp kavuran, evet, Ferman Toprak'tan bahsediyoruz. Magazin Karnavalı'nın özel röportajı Ferman Toprak'la keyifli sohbetimizi izliyoruz. Çok iyi gördük sizi. Vallahi Allah'tan bugün geldiniz. 2 gün önce gelseniz pek böyle iyi görmeyecektiniz. Vallahi 2 gündür yatakta uşak yatıyorum. Malum havaların durumu. Allah'tan daha yeni toparladım kendimi. İyiyiz çok şükür, elhamdülillah. Bu arada yeni projeye hazırlıklar başlamış. Yeni proje, yeni albüme girdik. Yeni heyecan, yeni çocuk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük sürprizler olacak. Allah nasip ederse Ocak ya da Şubat gibi yeni projemizi, albümümüzü çıkartmayı düşünüyoruz. İnşallah sevenlerimizin takdirini yine en iyi şekilde alırız diye düşünüyorum. O zaman sallayacak mıyız yine hayatı tesbih yapmışım gibi vallahi, bir parça geliyor herhalde. Valla bu sefer tavukları pişirmişim, bir ortadaki olan bir albümde.
bu bir tık daha tespitin üstüne çıkacak diye. Çünkü slogan bir şarkıyla çıkış yapacağız. Herkesin ağzında dolanacak, stadyumlarda dolanacak. Yeri gezen siyasi partilerin kullanabileceği bir şarkı olacak. Çok iddialı bir parçayla geliyoruz. İnşallah önce Allah sonra listemelerin takdiri olsun tabii ki. Kimlerle beraber çalıştınız Ferman Bey? Valla şu an albümdeki iki parçayı sevgili Suat Aydoğan yapıyor. Suat Aydoğan biliyorsunuz zaten senelerdir, 15 yıldır Serdar Ortaç'ın bütün albümünün aranjörlüğünü yapıyor. Yine dediğim gibi bir sürpriz olacağı için Suat abiyle biz çalışmaya karar verdiğimizde dedik ki abi Serdar'dan bir şarkısını okuyalım, eski bir şarkısını. Bir cover yapalım dedik. Serdar da sağ olsun dedi, ben düet yaparım dedi. Aynı zamanda klipte de oynarım dedi. Böyle bir değişik arabeskle bir pop karışımı bir şeyler yapacağız. Onun akabinde Serdar Emektar'la aranjör, onunla bir iki parça çalışmamız var. Serhat Sakarya'yla iki parça var. Bunun akabinde 3-4 tane de Reyna'ya mix yaptıracağımız değişik parçalar olacak. Mutluluğu, heyecanı yaşıyoruz. Serdar Bey'e de sahnedeyken çiğ köfte göndermişsiniz. Siz de bu kuralı bozmuşsunuz. 2 hafta evvel Bodrum'a gittiğimizde sevgili Berkay'ın düğününe gitmiştik. Bir gün öncesinde de Bodrum'da bir gece kulübünde Serdar sahne alıyordu. Biz de Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran, ben, eşim. Serdar'ın eşi de bizim yanımızda oturuyordu. Baktık herkes Serdar'a şampanya gönderiyor. Seneler de bana hep şampanya gönderiliyor. Dedim bu kuralı ben bozayım dedim ya. Ben kalktım Serdar sahnedeyken çiğ köfte gönderdim. O da zaten sahneden böyle yaptı. Hayatımda da ilk kez dedi. Birisi şampanyayla çiğ köfte gönderdi. Bu da nasip oldu bize. Artık o Serdar'la benim aramda bir espri oluştu. Her gününde çiğ köfte yer misin? Getir baba diyor, getir diyor. O da güzel bir anı oldu orada. Klip ne zaman sevenlerle buluşacak? Ocak'ta mı yine? Vallahi Allah nasip ederse işte Kasım ya da Aralık gibi albümü yetiştirirsek klibin bir bölümünü Miami'de, bir bölümünü İstanbul'da çekeceğiz. Yani Miami dediğim kalkıp da evet biz Miami'de bunu çekelim de bak işimizin projesi bu değil. Sevgili Ozan Baran, Süreyya Yalçın'ın eşi Miami'de yaşadığı için, oradaki limanın başkanı zaten. Dedi ki ben sponsor olmak istiyorum. Yani hem Miami'de görüntüle ben istiyorum ki Türkiye'nin en güzel kliplerinden bir tanesi olsun. Serdar'la beraber de çekilecekse dedi. Ozan da benim çok değerli bir dostum. Allah nasip ederse inşallah Kemal Başbuğ imza atacak klip yönetmenliğini. Yani her şey böyle sürpriz şekilde birbirine zincirlenmesi çok güzel gidiyor. İnşallah bu enerjinin karşılığını da güzel alırız diye düşünüyorum. Evlilik nasıl gidiyor? Hemen onu da sorayım. Valla evlilik güzel. Yani alışmaya çalışıyorum hala. Çünkü 23 yıldır ben mesleği yapıyorum. 23 yıldır bekar hayatı yaşayan bir insan için evlilik biraz değişik geliyor. Ama güzel. Yani insan düzen, her şey yerine oturur. Allah nasip ederse 13 Ekim'de tam bir yılı dolduruyoruz. Bir yıl attıktan sonra inşallah gerisi kolay olacak diye düşünüyoruz. Tabii ondan sonra ilk hedefimiz evimize yeni bir evlat düşünüyoruz. İnşallah o da vatanımıza, milletimize, ailemize hayırlı bir evlatlar olsun diye temenni ediyorum. Amin. İnşallah. Erkek mi istiyorsunuz, kız, çocuk? Valla şimdi benim yaşım 41 olduğu için artık evin en büyüğü bendim. En son evlenen ben oldum. En küçük kardeşimin oğlu 11 yaşında Baran. Onun bir büyüğü Serdar'ın 4 yaşında oğlu var Ferman, benim ismimi koydu. Bir kızı var Cemre. Şimdi ben bu kadar geç evlendim için ben hanıma diyorum ki valla gerekirse inşallah diyorum Allah nasip eder 300 olur da. Hatta espri de bile yapıyorum. Diyorum ki eğer 300 çocuğumuz olursa diyorum birinin ismini Can koyalım. Birinkini Su koyalım. Bir tanesine de Cansu koyalım. Cansu deyince 3 aynı anda gelsin. Yani böyle bir espri de olsun. Kalkıp da Ahmet, İbrahim, Mehmet diyene kadar Cansu deyince 3'ü gelsin. İnşallah 300 olur. Kız erkek fark etmez. Sağlıklı olsun yeter. O zaman siz de üçlemek istiyorsunuz. İstiyoruz tabii canım. Biz de yani reisi cumhurumuzu dinliyoruz. O yolda da niyetliyiz inşallah da Allah-u Teala nasip eder. Sahne çalışmalarını da hemen soralım size. Sahne bizde bitmez. Bizim zaten albüm sahneden sonra albüm oldu. Herkes albüm çıkartır, albümden sonra sahne yapmaya başlar. Face kulüptesiniz. Evet, kulüp Face'deyiz. Haftanın 4 gecesi. Normalde 7 gecesiydi. Evlenince artık dedik 4 geceye düşürelim. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi. Hatta esprisini yapıyorum. Çocuk olursa 3 geceye düşüreceğim. Torun olursa 2 geceye düşüreceğim. Ölene kadar bu sahne devam edecek diyorum. Allah sizi zaten eksik etmesin. Sevenleriniz de eminim çok üzülmüştür bu duruma. Vallahi Allah sevenlerimizin eksikliğini bize vermez. Zaten bazen arıyor. Abi pazar günü seni dinlemek istiyorum niye çıkmıyorsun? Ya dedim 23 yıldır dinliyorsun. Biraz bırakın ben de bir düzene gireyim. Bir aile hayatına alışayım. Yarın bir çocuk olacak. Sonra da bir babasını görürsün. Sen kimsin demesin bana yani. 7 gece çalışan bir adam olursam hangi arada vakit ayırabileceğim ki çocuğuma? İyi de bir baba olacağıma inanıyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Yeğenlerimi gördüğüm zaman onlara olan sevgim o kadar büyük ki herkes aynı şeyi soruyor. Senin çocuğun olduğu zaman bambaşka bir şey. Artık nasıl bir şey olacak
Allah Teala nasip ettiği zaman göreceğiz. Harbiye'de bu sene konserler çok meşhur. Siz Harbiye'de bu kadar seveniniz var. Düşünmüyor musunuz konser? Ya vallahi işin açıkçası ben düşünüyorum. Ben Harbiye Bostancı Gösteri Merkezi'ni hep bir prestij olarak gördüm. Yani bir sanatçının son noktası. Ne yazık ki günümüzde artık Harbiye'de işte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sözüm meclisten dışarı bazı sanatçı arkadaşlarım değil de genel olarak bedava bilet dağıtıp bedava insanları çağırıp bedava zorla orayı kira parayla kiralık yapıyorum. Ben de isterim ki kendi emeğimle beni gerçekten dinlemek isteyen insanlar için ben bu konseri vereyim. Ona kendimi hazır hissettiğim zaman Allah nasip ederse inşallah bu senenin sonunda, kışın sonunda bir Bostancı düşünüyorum. Öbür yazda da Allah nasip ederse bir Harbiye düşünüyorum ama hakkıyla ve layıkıyla olmasını istiyorum. 23 yılın karşılığını, emeğini almak istiyorum. Böyle gidip de bedavaya bilet dağıtarak, yok salonu kiralayarak falan değil de beni seven az 23 yıldır 7 gece tek iş yapan adam bensem. Herhalde sevenler bir Harbiye Bostancı'da da yalnız bırakmayacaklar diye düşünüyorum. Ticarete de atıldınız. İnşaat sektörüne girdim. Memleketime yatırım yapmak amacıyla. Allah nasip ederse 2 ay önce imzaladık. Bir de müteahhitlik belgem çıkıyor. Hem sanatçı hem müteahhit o. Bunu iki kez siz diyorsunuz. Adana'da Çetin Batu, Ferman Toprak işbirliğiyle 60 dairelik bir apartman, iki apartman içine girdik. İnşallah bizi seven insanlara utandırmadan en kaliteli malzemeleri kullanıp satacağımız evlerde de bir inşaat sektöründe Ferman Toprak ismini yaratacağız. Bizi sevenleri mahcup etmiyor. Oturdukları zaman Allah razı olsun diyecekleri bir inşaat sektörüne girmek istiyorum. Allah nasip ederse herhalde 15 aya kadar ilk dairelerimizi teslim edeceğiz. Böyle güzel giderse kim bilir artık Adana, Urfa, Adıyaman, İstanbul'a kadar giderse bakalım. Hayırlı olsun. Buradan da duyurmuş olalım sevenlerimize. Ferman Toprak Çetin Batu İnşaat Adana'da. TGRT izleyenlere %5 indirim yapacağız gemide. Çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'da yakında başlayacak mı konserleriniz? Çok isteniyor. Valla çok isteniyor. Ben de çok istiyorum. Allah nasip ederse şu yeni albümden sonra bir Avrupa turnesi yapacağım. Yani çünkü Belçika'dan çok istenildi, Hollanda'dan çok istenildi, Amerika'da Türk gecesi istenildi, Almanya Münih'ten istenildi. O kadar çok. Ben onları seri bir turne şeklinde inşallah oradaki gurbetçilerimiz demiyorum. Oradaki vatandaşlarımızla iç içe. Çünkü ben gurbetçi bana şey geliyor, yalan geliyor. Yani onlar da Türk vatandaşı, bizim canımız ciğerimiz. Biz de onların canı ciğeriyiz. Oradaki vatandaşlarımızla buluşmanın büyük bir heyecanını inşallah Allah-u Teala nasip eder diyorum. Zaten geçen sene de Almanya Stuttgart'ta yılın en iyi fantezi sanatçı ödülünü aldım. Tabii yılın en iyi fantezi sanatçı ödülünü oradaki yurttaşlarımız layık görmüşler Ferman Topak adına. 2016'da layık gördükleri için teşekkürler ediyorum. İnşallah bununla karşına onlara güzel bir konser turnesi vererek cevap vereceğim. O zaman biz de buradan duyurmuş olalım en yakın zamanda. Aynen. Avrupa'daki bütün vatandaşlarımıza inşallah geleceğiz, hep beraber tavukları pişireceğiz, tespihi sallayacağız. Son parçamız da slogandır. Onu da orada sürpriz olarak yapacağız inşallah. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Allah-u Teala bizim bu bildiğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sadece şunu herkes bilsin, bizim ülkemizde Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i biz kardeşiz. Sırt sırta vermişiz. Kimse bu ülkenin dış ülkelerin oyunlarına gelmesin. Bizim ülkemizin güzelliğine kimse dokunmasın diyorum. Herkes sağlıklı, mutlu. Şimdi yeni yıla yaklaşırken de herkese yepyeni, güzel dolu, sağlıklı, barış dolu bir 2017 diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Siz buraya kadar yorduk, şeref verdiniz. Çok keyifli geçti bizim için de. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Çok çok teşekkürler ediyorum size. Bir Baba Hindu filminin galasına ünlü akını. İşte galaya katılan ünlülerin filmle ilgili yorumları. İnşallah filmde de aynı enerji olur. Yani çok çok şey ifade ediyor yani benim için. Çünkü işte 2-2,5 yıl önce yola çıktığım bir hikayeydi bu film. Diğer filmlerden farklı kılan bunun serüveninin çok uzun olması, memleketin ötesinde olması, kendi kendimize sormamız yapar mıyız diye ve sonra yapabiliriz'e kanaat getirip sağ olsun Necati Akpınar'ın da olan inancıyla gittim oraya ve işte bir dünya güzeli, bir şahane komedyen, şahane oyuncularla birlikte bugün herkesin huzuruna çıkıyoruz. Tabii ki hani yazma aşamasından çekme, oynama vesaire, müziği ve yani biz içimize çok sinen bir şey çıktı. Çok nasıl söyleyeyim, çizgi film gibi bir hikaye çıktı. İnşallah izleyenler de hele ki son dönemde asılan suratlarımıza şahane gülümsemeler gelir. Bu film vesile olur. Herkesin kalbi tekrar yeşerir. En büyük amacımız o. Çünkü
bu topraklarının insanları bunun fazlasını hak ediyorlar. Gerçekten gülmek çok tatlı bir şey. Çok da aslında zor bir şey değil. Sadece yanakları yukarı kaldırıyoruz. Bizim filmimizde de öyle bir dansımız var. Right? Don't touch my cow. no, it's happy birthday cow. böyle yani hani siz sordukça sorarım ama şimdiden bütün yapıma, başta Necati Akpınar olmak üzere, bütün kamera arkasına gerçekten o olağanüstü insanlarla çalıştık. Türkiye ekipleri, Hint ekipleri, ortak bir çalışmaydı. Çok önemli isimlerle çalıştık. İşte Slumdog Milyoner, Görevimiz Tehlike gibi filmlerden gördüğünüz insanların kamera arkasıyla çalıştık. Şahane koreograflarla çalıştık. Ve zaten bizim memleketten gelen müthiş bir oyuncu kadrosuyla gittik oraya. Umarız başarmışızdır. Artık takdir seyircinin. Tabii bu fikirlerin kaynakları konusunda çeşitli komedyenlerin ürettiği belli hedef gösterdiği noktalar var. Bana duşta geliyor. Gerçekten. Yani duşta bir şey oluyor. Banyoya giriyorum. Su değiyor ve bir şey oluyor. Suyun kaldırma kuvveti. Çok güzel yani. Ya bir kere içindeki zaten dünya güzeli. Kıyafetler hem çok güzel fakat taşıması zor. Yani şu an içimde akan ter oranını kilogram cinsinden çevirmeyeyim size. Ensemden başlıyor. Hayır, o zaman Şafak'la birlikte duştaydık. Ki ben sabun düşürmem. Ya Şafak sağ olsun, gerçekten çok iyi dostumuz, kardeşimiz. Biz çok seneler önce bir dizi çekiyorduk. Böyle konuşuyorduk hani birbirimizin filminde oynayalım diye. Onun da sözü vardı. Hiç ikiletmedi hakikaten. Telefon açtım ve kardeş böyle böyle bir durum var. O da tabii ki dedi, sözüm var dedi. Hemen iştirak etti. Sonra buluştuk Şafak'la. Tabii ki onun da müthiş bir mizah anlayışı var. Onun da çok kattıkları oldu karaktere. Ben de ondan aldığım şakalar doğrultusunda karakteri tekrar Şafak'a da uyarlayarak tekrar yazdım. Bunu seviyorum, peşinden gidiyorum. Bunu ben, sevmiyor, bu onun peşinden gidiyor. Ben bir mafya babasıyım. Mafya babasının da babası var ki şu şahıs. Elleriyle büyüttüğü mafyayı bana emanet ediyor. Fakat hepimizin hayatında olduğu gibi analarımız, babalarımız kendinde yapamadıklarını çocuklarına yaptırtıyorlar. Bu da böyle bir hikaye. Fadıl da ailesinin oldurduğu bir çocuk. Ama kendi olmak istiyor. Dolayısıyla onun içinde de 3 yaşında şıpagat açan, saç fırçasıyla şarkı söyleyen bir sahne adamı var. Fakat 20 yıldır elinde silahla bu adam. Onun çocukluğundan beri kankası olan Hulusi var. Onun mafya ekibinden Ahmet Dursun var. Babam beni onunla evlendirmek istiyor. Ben ona itiraz ediyorum. Ondan sonra oraya doğru gidiyoruz. Kızın annesi mafya, ki kendisi orada Hintli mafya. Bu rol için yaklaşık 6 ay Hintçe dersleri aldı. Biz sette ezberledik ama. Nasıl bir lafı var ama. Bir tane. Ayhan Gundi karakterine Türkçeyi öğreten kişi. Ejder abi de, Konyalı Ejder abi. Aslında kızımızın adı Gundi ama babası Gandhi olsun istemiş. Muhtar yanlış yapmış. Gundi olmuş. Ha. Gundi olmuş. Evet. Could you say to them? Ha, Gundi olmuş istemiş. Gundi evet. Olsun istemiş babam. Muhtar yanlış yaptı. Gundi olmuş. Diyor. Ben de muhtar bizim buralı o zaman diyorum. O da o çıkıyor. o da karşımıza arınmış, çok dağlar tepmiş, Tibetlere gitmiş bir Budist muhtar olarak karşımıza çıkıyor Şafak'ta. Türkçe bilmiyor tabii ki, Hintçe biliyor. Biraz anlıyor, kendi diyaloglarını biliyor. You can say your first dialogue. Merhaba, başlayalım mı hemen? Aman ha, bunu bilmeseydin daha iyi, başlayalım hemen. Orada yayınlanacak film. Onun takvimini tam bilemiyorum şu an. Yani herhalde bir ay içerisinde falan. Çünkü orada muson yağmurları var. Onların da çok ilgisini çeken bir film oldu, şükürler olsun. Ya inşallah böyle hani biz böyle bir adım atmış oluruz. İnsanlar da umarım takdir ederler ve giderek hep beraber kendi sinemamızı da, memleketi de daha sınırların ötesinde bir şeyler yapmak için öyle bir vesile oluruz diye umuyorum. Peki kendisi neler yapmak ister? Çekim süreciyle ilgili sizlerle Türk oyuncularla ilgili?
What do you want to say about the shooting period and about the Turkish actors and about the movie, whatever you want? Oh, I'm so excited that the movie is releasing finally. Film, let me translate. Yeah, yeah. Okay. Film heyecanla, şey, film nihayet vizyona girdiği için çok heyecanlıyım. I'm so blessed to have worked with the best cast and crew. Tahmin ediyorum ki Türkiye'nin en iyi kastıyla birlikte çalışıyorum. I hope you all enjoyed the film as much as I did. Umarım sizler de benim zevk aldığım kadar filmden zevk alırsınız. Dans sahneleri çok konuştuk. Biz bayağı gözeneklerimiz açıldı orada. Selmiye'nin açık da benim de açıldı yani eskiden. Kilo verdiniz mi? Vallahi verdim ya, sana da söyleyeyim. Verdi. 2,5 yani kilo. Hani orada dans için de bir ay bir prova var da hiç rastlamadığımız bir oyunculuk sistemiyle karşılaştık ama yemek konusu hariç her şey çok güzeldi arkadaşlar. Samimi söylüyorum. İnsan eti tatmaz mı ya Nikol? Ama siz oraya Türk yemeklerini götürdünüz Şafak Bey. Serbiya kızın hayatını bitirdi dönerle. Ama yok artık vejetaryen değil o. Şimdi Şafak sağ olsun biz tabii ki ekip daha sonra geldi ama ben 2 yıl sürekli gittim geldim. 2 ay falan orada hep oradaydım yani. Artık böyle gözüm yani inek görüyorum. Bir tane sahnede izleyeceksiniz zaten oradaki. O lafların hepsi gerçek. Yani senaryoda yoktu. Ağzımın suyu akarak söyledim yani. Hani var ya fragmanda bir bölümü var. Yerim yerim gerçekten yerim diye. O dönemlerde Şafak gitti. Lahmacun. Ben dedim ki. İçli köfte ve kelle paça getirdi. Ve ya, gümrükten mümkün değil sokmak. Çünkü eğer orada sucuk gibi bir şey pişirirseniz mesela restorandaki şefe söylüyoruz. Adam diyor ki ben yapamam bu tostu diyor. Beni tutuklarlar diyor. Mühürü basarlar. Ya bu kelle paçayı bir de İngilizcem de yok diyor, diyor ki gümrükteki memura kelle paçan diyor. Her paça eat. Abi bunu Hannibal falan zannettiler yani. Adam yiyor. Ama Burak mesela çok sağ olsun benim odada böyle hep beraber et falan yerken en son Burak'ı gördüğümüz manzara tam ekmeğe pastırma sokuyordu. Lahmacun soktu hatta. Ben dedim ki ekmek arası lahmacun yedi. Şafak'a dedim ki kardeşim dedim, bu hep ödem bunlar. Bu ödem. Gaz. Dönemedim. Ben dedim ki kardeşim dedim bir lahmacun getirsene dedim memlekete gitmişken. O 70 kilo et getirdi. 92. Ölçtü abi, ekip ölçtü. Yani odadaki lambalara pastırmaları falan astık öyle. Evet. Burada da bir firmanın şeyini koymuşlar kutulara. İnek böyle çıkmış kafasını. Bunu anlat bana diyor. Ne anlatayım diyorum kardeşim. İnek inek işte. Neyini anlatayım yani? Ben Sermiyan Hoca'yla ilk defa çalıştım. Ben Sermiyan Hoca'yla ilk defa çalıştım. Sen Nikol'i evet, tercüme evet, ediyorsun. Evet, ben de evet, değil mi? Evet. Irak hükümeti. Kuruş füzeleri şu an. Yani Sermiyan Hoca'mla ilk defa çalıştım. İlk defa. Çok iyi hoca. Çok iyi hızlı çekti işleri. Hızlı çekti diyor. Çok iyi diyor. Çok iyi hızlı çekti. Ellerine sağlık diyeyim. Çok iyi sahnelerimiz oldu. Elimizin eline sağlık. Herkesi bekliyoruz. Ben işte ejderi oynuyorum orada. Kobra var ya böyle hani oynatıyorlar ya. Onları kiraya veriyorum. Kiraya veriyor. Duktuklar var falan. Yılan siparişi veriyorlar. Tamam baba diyorum getiriyorum. Falcılar var. Ticaretteyim. Falcılar var falan. Ufak 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 ufak. Oranın ticaret. Küçükten başlamış orada. Küçük esnaf. Oralı mı? Kobi. Pindizlan'ın kobisi. Buradan kaçıyor. Ha buradan. Buradan arınmaya gitmiş. Sonumuz o zaten. Nirvana'ya varmış. Hem yazan hem oynayan hem yöneten insanlar hakikaten çok değerli insanlar. Sermiyan da öyle bir iş yapıyor. Çok önemli insanlar. Hindistan'a bunu taşımak cesaret ister. Necati abiye de teşekkürler. Evet. Ben bir hafta kaldım. Çok masalsı bir atmosferle karşılaştım. Benim sahnelerim tesadüfen öyleydi ya da filmin genelde öyle. İşte kostümlerimiz, mekanlar, serüven hikayesi, aksiyonu falan çok masalsı bir hikayeydi. Tabii Hindistan'da, Mumbai'de birlikte oynamak, mafyanesiyle yaverini falan oynamak da enteresan, keyifli bir şey oldu. Güzel, çok keyifli bir deneyim oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum. Emeği için. Acı çeken bir teknik ekip var orada. Onu da evet. Söyledim ya, teknik ekip. Evet, yani teknik ekip. Hakikaten acı çeken bir teknik ekip var. Yani Türk-Hint Baba Sandu, Arda Erkman, işte Onur Çakır, Barış Özbiçer, Mulçan Dedya, Hişam, Esra Bayram, Murat Güney, Levent İntepe, Soner'ler falan. Yani şahane bir kadroydu. Zaten 4 filmdir aynı ekiple çalışıyorum. Onları ne kadar sevdiğimi onlar zaten çok iyi biliyorlar. Onlarla da eylemlerimiz sürecek.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bir detay olsun. Don't touch my cow. Don't touch my cow. Don't touch my cow. Özel yaşantıları ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler dünyasının en renkli görüntüleriyle devam ediyoruz. Ahmet Kural'ın yorum yağmuruna tutulan bu fotoğrafı kısa sürede 10.000 beğeni aldı. Burçin Terzioğlu Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafta iltifat dolu yorumlar aldı. Fahri Evcen'in Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu. Hayko Cepkin Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafta konser tarihlerini açıkladı. Şeyma Subaşı paylaştığı bu fotoğrafta Banu Ilıcalı'nın mutlu gününde yanında olduğunu belirtti. Murat Dalkılıç paylaştığı bu fotoğrafla kısa sürede 27.000 beğeni aldı. Ferhat Göçer paylaştığı bu fotoğrafa krallarla yemekteyiz notunu düştü. Magazin Karnavalı'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte en özel ve en çarpıcı haber ve röportajlarımızla buluşmak üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Baba Sandu, Arda Erkman, işte Onur Çakır, Barış Özbiçer, Mulçan Dedya, Hişam, Esra Bayram, Murat Güney, Levent İntepe, Soner'ler falan. Yani şahane bir kadroydu. Zaten 4 filmdir aynı ekiple çalışıyorum. Onları ne kadar sevdiğimi onlar zaten çok iyi biliyorlar. Onlarla da eylemlerimiz sürecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Özel yaşantıları ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler dünyasının en renkli görüntüleriyle devam ediyoruz. Ahmet Kural'ın yorum yağmuruna tutulan bu fotoğrafı kısa sürede 10.000 beğeni aldı. Burçin Terzioğlu Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafta iltifat dolu yorumlar aldı. Fahri Evcen'in Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu. Hayko Cepkin Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafta konser tarihlerini açıkladı. Şeyma Subaşı paylaştığı bu fotoğrafta Banu Ilıcalı'nın mutlu gününde yanında olduğunu belirtti. Murat Dalkılıç paylaştığı bu fotoğrafla kısa sürede 27.000 beğeni aldı. Ferhat Göçer paylaştığı bu fotoğrafa krallarla yemekteyiz notunu düştü. Magazin Karnavalı'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte en özel ve en çarpıcı haber ve röportajlarımızla buluşmak üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.